İmamoğlu ve Binali Yıldırım pazar günü ortak canlı yayına çıkacaklar. Siz Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Şu anda tek korkum açıkçası seçimlerde herhangi bir hukuksuz bir şekilde oyların tekrardan başka yöne manipüle edilmesine karşı bir önlemi var mı? Ben sadece bunu merak ediyorum. Yani bizim şu anki korkumuz o. Ben seçimi tekrardan alacağına inanıyorum çünkü. Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Açıkçası ona bir şey sormak istemiyorum. Evet. Siz Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Gelip benden şöyle sofrada bir oturup yemek yemek isterim onların evladım gibi. Onu evladımın yerine koyuyorum, evden birisi zannediyorum. Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Ona bu zamana kadar ne yaptıklarını, ne yediklerini sormak isterdim. Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Ekrem İmamoğlu'na bu zamana kadar yaptığı Beylikdüzü'ndeki faaliyetleri İstanbul'a ne katkısı olacağını sormak isterdim. Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Kendisi yaşamış olduğu ya da yapmış oldukları tecrübeyle İstanbul'a neler katacağını merak ediyor. Gerçi anlatıyor ama onları merak ediyor olur, onu sorabilirdim. Ekrem İmamoğlu'nun gelmesi lazım, İmamoğlu'nun. Bir değişiklik olması lazım. Güzellikler olsun, zor olacak ama yani gelmesini isteriz. Her şey kolay olacak demeyin, zor olacak. Güzel olması için zor geçecek, onu ciddiye alın. Peki canlı yayını siz yönetseydiniz Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? İmamoğlu'na ne sormak? Onu hiç düşünmedim açıkçası. Peki Binali Yıldırım'a bir sorunuz olur muydu? Valla ben niçin katıldın diye sorardım. Çünkü o kadar şeyden sonra başbakanlık yapmış, meclisi yönetmiş bir insanın gelip İstanbul'da bir belediye başkanlığına soyunmasına gerek yoktu. Yani niye buna gerek duydu diye sorardım herhalde. Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Metronun artık, ulaşımın artık ne zaman iyi olacağını sormak isterdim. Bir de Türkiye'nin hali ne olacak yani? Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Ona yani bir şey sormak istemezdim bence. Hani taraf tuttuğumdan dolayı. Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Binali Yıldırım'a şunu sormak istiyorum. Çocuğunun mal varlığını açıklasın. Çocuğu benimle yaşıt bir durumda hemen hemen. Mal varlığı çok yüksek olduğu söyleniliyor. Mal varlığını bir açıklasın ve bu zenginlik nereden geliyor? Başbakanlık yapmış, meclis başkanlığı yapmış, şimdi belediye başkanı adayı ve bunu da sormak istiyorum aynı zamanda. Hiçbir sıfatı olmadığı halde Çankaya Köşkü'nü hala neden boşaltmadı? Devletin vergisiyle, insanların vergisiyle, insanların parasıyla hala Çankaya Köşkü'nde ne diye oturuyor? Onu da sormak istiyorum. Peki Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Ekrem İmamoğlu'na şunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu tanımam. Kendim de CHP'li de değilim, AK Partili de değilim. Ama şunu sormak istiyorum. Ekrem İmamoğlu'na şunu söylemek istiyorum daha doğrusu. Çizgisinde devam etsin. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım pazar günü ortak canlı yayına çıkıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Ne sormak isteriz? Nasıl bir yönetim şekli uygulayacak İstanbul'da? Binali'den farklı, AKP'den farklı daha doğrusu. Nasıl bir yönetim şekli? Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Hiçbir şey. Gerçekleri anlatsın. Üçlü ittifakın gerçeğini anlatsın. HDP, İYİ Parti, CHP. Nasıl bir arada hayat geçirecekler? Üçü birden mi yönetecek? Onu sorardım ben Binali Yıldırım'a. Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Ne sormak isterdim? Şimdi şöyle bir şey. Mesela hayat boyunca bize nasıl bir özgüven verecek, yani kazanç sağlayacak? Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Bu LGBT üyeleri için eşcinselliklerle ilgili kararı mesela olumlu olarak davranacak mı? Yani bizlere hep olumlu olarak karşılayacak mı veya bunu kaldıracak mı yasalardan? Siz Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Ben bir konuda görüş bildirmesin. Binali Yıldırım'a sormak isteyeceğiniz bir soru oldu. İkisine de sormak istemiyorum. Siz Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterdiniz? Ekrem İmamoğlu'na ne sormak isterim? Çok güzel bir soru da. Altından kalkabilirse Allah'tan tevfik dilerim buna. Eğer kalkamıyorsa başkalarına bıraksın.
Peki Binali Yıldırım'a ne sormak isterdiniz? Binali Yıldırım işin adamı, zaten işini biliyor. Bugün değil. Bundan çok önce bu işte çalışmış, her tarafı seyran yapmış. Ona diyecek bir şeyimiz yok.